Evet merhaba, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün ekstra para kazanmanın yollarını anlatacağım. Kanalımı beğenmeyi unutmayın, like bekliyorum. Size doğal videolar çekmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Öncelikle tabi biliyorsunuz benim kuaför olduğumu. Kuaförlüğün dışında akşam 7'den sonra DoorDash yapıyorum. Yemek dağıtım işi yapıyorum. Bu yemek dağıtım işiyle de ekstra bir gelir elde ediyorum. Bu gelir ne kadar? Ortalama akşam 7'de başlayıp saat 10'da kapatıyorum sistemi. 100 dolarla 95 dolar, 90 dolar gibi bir para kazanıyorum. Bu da ayda yapar 3000 dolar. Güzel bir ortam. Değişik. Yani farklı restoranlar görüyorsun, farklı insanlar görüyorsun. Tabii birazcık İlk aşamada zor oluyor. Anlamıyorsun ne demek istediklerini. Kesinlikle hiçbir şekilde anlayamıyorsun. Sonra işte bu yemek dağıtım işini sana navigasyon üzerinden götürüyor. Akıllı telefonun olduğunda navigasyon üzerinden götürüyorsun. Yemeği teslim ediyorsun ve sana bahşişler veriyor. Ben bununla ilgili birkaç tane ekran resmi paylaşacağım. Orada da görürsünüz nasıl bir kazanç olduğunu. Daha sonra yemeği teslim ettikten sonra tekrar teslim edildiğinde iş aktif hale geliyor. Navigasyon tekrar çalışıyor. Yine bir order geliyor. Yani siparişi tekrardan gidiyorsun. Böylelikle güzel paralar kazanıyorsun. Off günün olduğu zaman, yani çalışmadığın gün olduğu zaman full time bu işi yapıyorsun. O zaman full time bu işi yaptığın zaman ortalama 280 ile 300 dolar yani kazanma ihtimalin %98 diyebilirim. Çünkü neden? Sabah 8'de başlıyorsun. Akşam da 8 değil de 10'a kadar çalışıyorsun. Ama böyle full time çalışmıyorsun. Part time gibi düşün. İstediğin zaman mola veriyorsun. İstediğin zaman yemeğini yiyebiliyorsun. Böyle vakit geçiriyorsun. Bayağı bir güzel yerlere gidiyorsun. Aa diyorum, böyle evlerde mi varmış falan diyorsun. Yani çok mükemmel. Bu yüzden dolayı da böyle videolarda ekstra full time çalışan insanlarla karşılaşıyorsun. Benim tanıdığım var birkaç kişi. Günde 250 dolar çalışıyorlar ve kazanıyorlar. Dedim, hatta dün konuştum bu konuyu. Dedim, ne kadar kazanıyorsun? Vallahi dedi, ayda dedi 8500 dolar net kazanıyorum dedi. Elime 8500 dolar geçiyor dedi. Ya dedim, gerçekten dedim 8500 dolar geçiyor mu dedim. Geçiyor dedi. Zaten kazanç tablosunu da gördüm. Harbiden de doğru yani. Bir de bu işte top dasher diye bir şey var. Top dasher olursan o zaman iş çok farklı yerlere geliyor. Yani top dasher dediğin şey sana hep böyle bonuslu veriyor. Yani örnek veriyorum, 10 dolarlık mı sipariş aldın? Sana 2 dolar bahşiş. Ve gideceğin yer çok yakın noktalar. Ben normalde hep mile kullanıyoruz biz burada. Size ben kilometre olarak söyleyeyim. Örnek veriyorum, 10 dolarlık sipariş geliyor. 800 metre, 1 kilometre, en fazla 2 kilometre kadar gidiyorsun. Böyle olunca çok deli bir, hızlı bir şekilde para kazanıyorsun. Mesela ben top dasher olduğumda saat ücretim, bir saatte 39 dolar para kazandım. Yani bir saatte 39 dolar deli para. Şimdi şöyle bir durum daha var. Yani bu işte en çok şey, araban çok önemli. Yani gerçekten çok önemli. Arabanın iyi veya kötü olması hiç önemli değil. Sadece önemli olan şey yakıt. Zaten para kazanıyorsan da yakıt da çok önemli değil. Mesela ben şimdi arabamı değiştirdim. Yeni bir arabaya geçtim. Elektrikli araba aldım. Elektrikli araba kullanıyorum. Normalde kendim ayda 15 depo yakıt alıyordum. Yani 15 ay 30'sa 15 günlük yakıt alıyordum. Her 2 günde bir yakıt alıyordum. Ama şimdiki arabamla 4 günde bir yakıt alıyorum. Yani ortalama 4 gün full time çalışmadığımdan dolayı, full time çalışırsam 2 gün falan, 2,5 gün gider.
4 günde kaç kilometre yol yapıyorum? Ortalama 1400 ile 1300 kilometre falan yol yapıyorum 4 günde. Şimdi elektrikli arabaya geçmem benim için çok iyi oldu. Neden çok iyi oldu? Şu sebepten dolayı hem daha konforlu olmaya başladı. Daha az yol kat ediyor yakıt olarak. Hem de elektrik harbiden çok iyi. Çok işime yarıyor. Bir de değiştirmem gerekti. Yani yaptığın kilometre çok fazla olmaya başladı. Düşünsene, yılda ortalama 30 bin ile 32 bin kilometre yol yapıyorsun Dordeç kazanarak. Yani sadece Dordeç'ten yaptığın kilometre deli bir şey yani. Bu yüzden dolayı da bunu da değerlendirmek güzel bir iş kolu. Amerika'ya gelmek isteyen arkadaşlar ne iş yapacağım diye düşünüyor çok fazla. Ya arkadaş, sen bir pasaportunu al, vizeni al, çık gel buraya. Gerisi kolay. Yani gerisinin kolay olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Sadece ben yaşayarak anlatıyorum. Yani size hayali bir şey anlatmıyorum. Şöyle hayali bir şey anlatmıyorum. Abartmıyorum. Her şeyi doğal akışına bırakarak anlatıyorum. Ve bu yüzden dolayı kalacak yer, araba, bunlar önemli değil. Kazanç olduktan sonra, para kazandıktan sonra bunların hiçbir anlamı yok. Sadece başlamak. Hepsi bu. Hepsi bu. Ben size bunu söylüyorum. Mesleğinizi yapabilirsiniz. Ekstra bu işi yapabilirsiniz. Mesleğinizle ilgili sıkıntı çekebilirsiniz. Mesleğinizle ilgili sıkıntı çektiğinizde yine bu işe ağırlık verirsiniz. Kış sezonu başladığında kışın ona göre araba almanız lazım. Burada çok ciddi kar yağışı oluyor. Ve bu kar yağışından dolayı araba süremezsiniz. Ama kar yağışında Dordeç yaparsanız saat ücretiniz 50 dolara gelebilir yani. Normalde kar yağdığında bu işi kimse yapamıyor. Neden yapamıyor? Korkuyor, çıkamıyor. Tabii biz cesur Türkler olarak varız. Sonuna kadar gideriz yani. Hiç korkmadan yaparız. O yüzden arkadaşlar, Amerika değil olay. Yani dünyanın neresinde olursa olsun çalışma gücü gerçekten Türk halkında olduğu kadar başkalarında yok. Biz Türkler çalışmayı çok seviyoruz. Para kazanmayı aşırı derecede seviyoruz. Şimdi benim bu videolarımı seyreden arkadaşlar, lan bir gitsem de Amerika'ya Nike'tan ayakkabı alsam, işte şunu alsam, bunu alsam. Bence düşüncelerinizin en boş olanını düşünüyorsunuz. Bunlar hayal değil. Hiçbir şekilde hayal olarak düşünmeyin. Çıkın çıkın gelin. Korkmayın arkadaşlar. Korkunun ecele faydası yok. Su akar, yolunu bulur. Benden size bu tavsiye kesinlikle değerlendirin derim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Like bekliyorum.